Holimex'in sunduğu mekanı sahibine geldik başlıyor. Tatil demek Holimex. Bence insan el lezzeti önemli bir şey ama kalbin lezzeti de çok önemli. Biz insanların ağzından vücuduna giren bir şeyiz aslında. Çünkü o fast foodlar soğuktur ya. Evet. Hani böyle 3 TL farklı soğan halkası ister misiniz? Hani isterim de bir suratıma bak değil mi? Hani ana hani bizde o yok bize. Bizde kasiye güler yani bize. Maaşımın hepsini 5 lira istemiştim. Fazla gözüksün diye. Kafaya bakar mı? Hani salak mısın dese bu kadar koymayacaktı bana anladın. O kadar güzel eziyor ki beni orada hani. Ha diyorum doğru. Ama hani iş işten geçmiş. Günlük Türk mutfağıyla beslenirim ben abi. Ben öyle yapıyoruz ama antin kuntin yemem. Bana 7-24 tavuk döneri versinler yerim. Allah Allah. Mekanın sahibine geldik de bugün çok kıymetli, çok değerli bir kardeşim var. Sizler zaten onu yakından tanıyorsunuz. Tahsin Küçük aslında ismiyle Masterchef'den Tahsin diyebiliriz. Ailemizin Tahsin'i diyenler var. Bizim sevimli çocuk Tahsin diyenler var. Bizim küçük Tahsin diyenler var. Ama benim de tanıdığım yüreği çok güzel, çok sevgi dolu, şefkat dolu bir kardeşim. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin mekanın sahibine geldi. Hoş bulduk. Yani açıkçası önce çok gururluyum bunu söylemek istiyorum. Çünkü çocuklukta böyle ekran başına oturup hayranlıkla izlediğimiz o oyuncuyla birlikte olmak. Hani oyuncuyla bir kenara bırakıp abi demek istiyorum aslında. Lütfen. Ama hani o sıcaklığı bulabilmek yani şu an beni çok mutlu eden şeylerden biri. Aşırı keyifliyim. İşte yüreği bunun için güzel. Hala o çocuk olarak kalmak. Hala bu kadar sıfata, bu kadar üne, bu kadar tanınmışlığa rağmen o çocukluğu koruyor olduğun için zaten seni çok seviyorum kardeşim. Çok teşekkür ederim. Bu arada biz mekanındayız kendisinin. Famburger değil mi? Şu anda Kavacık'tayız. Bir iki tane daha şubesi var galiba. Bir Kurtköy şubemiz var. Burası iki. Nasipse yakında Kocaeli, bir de Avrupa yakası gibi bir planımız var. Süper, harika. Hızlı, lezzetli büyümeye devam edeceğiz inşallah. Ben kendilerini test ettim efendim. Famburger güzel. Hamburgerleri var, tavukları müthiş yani. Sonra detaylı birkaç şey de soracağım. Tabii ki, seve seve. Evet, sevgili Tahsin. Ömrün çok fazla olmamış olsa da çocukluktan itibaren bir şeyler yaşamışsın ki, bir şeyler biriktirmişsin ki bu genç yaşında Masterchef'e girme cesaretini göstermişsin. Oradaki o süreci, 6 aylık bir süreci atlatmışsın. İlk 4'e girdin falan. Bunlar çok güzel başarılar. Ben de işte gençler bizi izlerken bundan feyiz alsınlar istiyorum. Bu yaşam yolculuğu nerede başladı? Doğum yeri? Kocaeli, İzmit. İzmit'te. Ama aslen Trabzonluyum. Aynen. Ailem göç etmiş. Zaten buraya gelmişler. Zaten bakınca bordo maviyi görüyorsunuz değil mi? Sarı saç, mavi göz. Evet. Biraz Fener, hatta babam yani yayında Trabzon forması giydim. Sonra da babam benimle bir hafta trip attı. Fenerli koyu olduğu için. Hani sen nasıl forma giyersin dedi bana. Trabzonlu bir ailenin adam, Fenerbahçeli olması. Fenerbahçeli oluşu. Bakınız işte böyle şeyler olabiliyor. Sentez. Hayır, sentezin ötesinde. Trabzonspor bir futbol takımı. Evet. Yani bir Japon da sevebilir Trabzonspor. Vallahi doğru. Billahi yani abi. Doğru. Mesela Diyarbakır'da böyle bir köy var biliyor musun? Evet. Bir köy komple Trabzonsporlu. Çünkü yani. Bir çocuk evet ismi şu anda aklıma gelmiyor ama Diyarbakırlı bir çocuk askere gelmiş Trabzon'a. Çok sevmiş Trabzonspor'u. İşte. Gitmiş Diyarbakır'a. Bütün çocuklara Trabzon. Yani sokakta top oynayan çocuklar Trabzon. Şimdi sen Diyarbakırlı'ya sen nasıl Trabzonspor tutuyorsun diyebilir misin ama abi? Şu an mecburen Trabzon tutuyoruz. Şöyle de bir şey var abi. Yani şampiyonluğa gidiyor. Fener yıllardır bir yere gidemediği abi. İçin babam bile bana bahsetme Fener'den deme durumuna geldi yani. Trabzonspor çok, Abdullah Hoca çok güzel şeyler yaptı. Çok güzel gidiyorlar. Çok güzel bir umarım da sezonda İnşallah güzel bitirecekler gibi duruyor. İnşallah bu başarıyı Avrupa'ya taşırlar, dünyaya İnşallah. Taşırlar. Trabzon o zaman asıl marka İnşallah. Değeri yükselen evet, bir yer olur evet. Yani. Evet, futbol muhabbeti. Dün nasıl oldu tekrar ben de anladım. Tekrar geri dönüyoruz. Kocaeli'de doğdun. Kocaeli'de doğdum. Çocukluğum orada geçti abi. Ben ilkokulu böyle kendi mahallemde okuyordum. Birinci sınıftan sonra babam beni alıp İzmit'in en merkezi okuluna koydu. Ulu Gazi İlköğretim Okulu'ydu. Hani şey algısından... Senden bir beklentisi mi vardı yani? Beklenti... Okur durumun vardı çocukta. Babam eğitime çok önem veren bir adam aslında. Hani şey, hani ben baba olarak yani vazifenin şey olduğunu biliyor babam. Ben bu çocuğu okutayım, en iyi eğitimi alsın. Hani yarın öbür gün ama Tahsin ben bunu yapmadı demesinler evet. Algısı ha, yüksek güzel. Bir adam. O anlamda bizi aldı mahalledeki okuldan. Dedi ki siz gel paşam buralara gidin. Ulu Gazi'ye gittik. Süper. Güzel de bir eğitim aldım orada. Sonra İmam Hatip Lisesi tecrübem oldu. İmam Hatip Lisesi'nde okurken de ilk böyle esnaf lokantası mutfağa girmem aslında böyle şeyle başladı. Telefon alacağım diye. Nasıl telefon alacağım? Ortaokulun sonu lisenin başlangıcı. Ben yazın gittim bir tatile fındık toplamaya. Lazım. Tabii geldim. Babama dedim ki baba telefon istiyorum telefon. O zaman da en meşhur yanlış hatırlamıyorum. Galaxy S4 gibi bir şey, telefon var böyle, dokunmatik yeniler çıkıyor falan. Alacağım. Babam da döndü dedi ki tamam dedi ama bunun için dedi 2 ay çalışman lazım dedi. Bravo. Gittik anlaştık.
Bizim böyle mahallede oturduğum yerde esnaf lokantası vardı. Hayri abi hatta amcamız o. Soyadı da küçük bizden. Ondan sonra gittik anlaştık. Ben başladım günlüğü 20 liradan. Sabah 5.30'da gidip. Yani normalde şey diye başladım işte börek kesiliyor. İşte evet. Komi götür. Self servis boşları topla. Daha şey sonluk yap, yapacaksın falan. Yani. Tabii o niyet oydu. Ama sonra böyle bir tık mutfağa gitme. Domates doğramalar, soğan doğramalara gitti. Bu arada orada usta olarak birisi öğretti mi sana yoksa sen orada sadece... Orada ailecek işletiyorlardı. Anne, eşi, Hayri abi çok güzel bir esnaftır. Yani bana esnaf nasıl disiplini öğren. Ben bir süreç sonra çünkü sabah 5.30'da gidip böyle 2'de çıkmadan gece 11'lere kadar gitmeleri, çalışmaları öğrendim. Hatta böyle o zamanın parası 600 lira aylık para yapıyordu. Bayram var. Ben arada şimdi aynı zirzopluk var ya. Bayram açlığı abi, aman diyorum bak bütün işletmeler bayram açlığı veriyor falan diye. Yırtına yırtına 200 lira fazla almıştım. O kadar mutlu olmuştum. Hatta maaşımın hepsini 5 lira istemiştim. Fazla gözüksün diye. Kafaya bakar mı? Hani öyle bir niyetle orada çalıştım ettim. Sonra ilk parayı aldım. Telefonu aldın mı? Dinliyorum. Asıl mesele zaten benim sektöre bakışım değişen babamdır o konuda. Aldım telefonu abi, eve geldim. Tomar para. Hani 800 lira ama çok büyük para. İlk 600 1200 lira para babam para vereceğim ya. 14 değil. Ne onda 12. Yani kaçlıydın? 12 ben 97'liyim. O zaman 12-13 yani 13-14 işte. Yaşımda falan en fazla o zamanlardanım. Gittim babama parayı getirdim. O günde bizim eve ayıptır söylemesi klozet yapılıyor. Banyo tadilatta. Usta çıktı içeriden. Ben de orada eve girdim. Babama parayı verdim falan. Babam döndü böyle yaptı. Dedi ki bak dedi şimdi senin paraya dedi. Ben bir güzel dedi nasıl dedi. Oturacağım. Aldı parayı verdi ustaya. Gitti. Ben nasıl ağlıyorum abi biliyor musun ama? Sen benim paramı yapamazsın. Sen şöyleydi. Ama baba bunu yaptıysa sakin. Bir nedeni vardır. Ya normal 10 dakika duran adam içeride zaten çıktı. Böyle yarım saat sonra keyifli gülüyor falan. Ben ama feryat figan ağlıyorum sinirimden. Sonra döndü dedi ki oğlum dedi. Sen dedi çıktın dünyaya geldin dedi. Daha dedi baba demeden dedi beni parama sıkmaya başladın dedi. Hani ben dedi yapmışım dedi çok mu? Para dedi işte böyle bir şey. Bir ay dedi geceli gündüzlü çalışırsın. Sonra dedi bir ustaya verirsin. Sırf dedi tuvaletini yapabilmek için. Baba bence filozofmuş abi. Yani bunu bana bak hala anlatırken tüylerim diken diken olur abi. Vay canına. Hani bir babanın bence yapabilmesi gereken eğitim bu. Yani bravo. Beni isterse koleje soksun. İsterse en özel üniversiteye yollasın. Yurt dışında dil eğitimi bunu kimse bana öğretemezdi. Ben paranın değerini. Nereye verilmesi, zamanında üstüne nasıl yapılması hepsini öğrendim. Yani biraz bir tık rahat konuştum ama umarım şey olmamıştır. Yani böyle bir süreçle başlayıp ben bu sektöre girdim. Yani beni o mutfağa çekti. Mutfakta çalışmaya başladım. Aman efendime söyleyeyim bir süre sonra çıkamamaya başladım. Artık normal oturuyoruz dükkana yapılanlar ayrı. Peki bu iki ay bittiği zaman ondan keyif aldığını hissettin çok. Mi? Yani zaten keyif almasam ben ne yapıyordum ya ama hal gelirdi bize dükkana. Kasa kasa fasulyeler gelirdi. Ben onları akşam gece 11'de bak yetmezmiş gibi Ramazan ayıydı hiç unutmuyorum. Yazdı o zaman Ramazan. Eve götürürdüm. Sahura kadar kuzenim Şeyda ile otururduk. Keserdik yemeklik poşetler tekrar dükkana götürür. Hani işim bitmiş aslında. Allah Allah. Ben akşam film izlerken bunu yapmak için o kadar el arabasıyla giderdim o dükkanı alırdım. Gelirdim evde Şeyda kuzenimle bunu yapardım. Peki oradaki aldığın haz yani bir insana yemek yedirme hazzı mı? Yeni şekilli bir şey yapma mı? Değişik bir şey deneme mi? Ya oradaki derdin neydi hatırlıyor alın musun? Alın teri ya da o mutfaktaki o mutluluğu yani ben orada gerçekten çok samimi yani evimin bir mutfağıymış gibiydi. Bir onu bana katan zaten oranın sahipleriydi. Sahibiydi, evet. Hem bana iş öğrettiler. Hani üstüne ben hep algı olarak şeydim. Bana adam iş öğretiyor bir de üstüne para veriyor algısındaydım. Tabii o yaşta yani, hepimizin yaptığı iş öyleydi. Şimdiki nesil de o yok aslında. Hani bence tabii. Bir de üstüne para biz onun bir şey olarak görüyordum ben. Hani ben o işte 90'ların kültürünü son demde yakalayan nesilden biriyim galiba. 97'liyim zaten. Evet. Hani benden sonrası kaçırmış o çizgiyi. Onu görüyor. Yani en büyük tecrübe bana katan budur. Biriz hani ilk işe başladığınız yeri doğru seçmelisiniz. Çünkü kesinlikle. Sizi paraya da soğutur. Aynen. İşe de soğutur ya da çok büyük aşkla yolunuza devam etmenize de sebep. O dengeyi kuran yer bence ilk yer. O yüzden Hayri abinin benim ömrümde böyle mesleğe atılmamda çok büyük etkisi vardı. Peki Hayri abinin yanında devam ettin yani aynı şekilde. İki ay gittim sonra lise başladı. Liseye giderken hafta sonları gidiyordum. Hiç boş kalmadım bu arada. Bu arada bir babana yemek yapmışsın da baban evet abi, bu çocuk bu işi yapar. O benim işte lise bitiminin sonuna doğru diyeyim size. Lise 3'tüm lise 4'e geçmeden. Annem en küçük kardeşim tekne kazıntısı dediğimiz kız kardeşim var. 4 kardeş bu arada sonuncusu kız. Ona hamile kaldığında. Ben dershaneye gidiyorum, üniversiteye hazırlık.
İşte eve gidiyorum. Ne düşünerek gidiyorsun üniversiteye hazırlık? Kafanda ne var? Ya ben hiç bilmeden yani ben şey çocukluktan beri maymun iştahlı işte tiyatro denedim, dans denedim falan ama hep bunlar böyle hani duramıyorum ya yerimde. Tabii. Oraya da gideyim oraya da hani turnelere kadar gidiyordu olaylar. Aman sonra boşver oğlumlarla kapanan defterler oldu bunlar. Sonra annem şey dedi işte hamile kaldığı için düşük tehlikesi vardı ve kalkmaması gerekti hiç. Ben de oturdum. Evde yemek yapmaya başladım. Oo. YouTube açıyordum, koyuyordum kamera önüme. Zaten biraz da dükkanda tatlı tatlı mutfakta kesmeler, biçmeler oradan biliyordum. Başladım yemek yapmaya. Tatlıya daha hakimdim, hani daha çok seviyordum falan. Yaptım bir gün öyle sofra, biz ya hala da yer sofrasında oturuyoruz Kocaeli'ye gidince. Ay ne güzel. Sofrayı kurdum, eve götürdüm, önüne koyduğumda babam döndü dedi ki eline sağlık oğlum dedi. Yanık tereyağlı makarna, çoban salatası, şekerli yoğurt. Bilmiyorum bilir misin Trabzon yolu üzerine birkaç tesiste de vardır. Şekerli yoğurt, bir de ekmek yapmıştım. Vay canına. Ekmek vardı o gün sofrada. Yani aslında baktığınızda karbonhidrat, et de hiçbir denge yok masada. Hani gastronomi felç. Ama hani bir sürüyle birlikte tabii. Yoldan gelmişti babam da. Turizm şeyci bu arada, lojistikle uğraşıyor. Tır şoförüydüm hatta. Tamam. Tabi ancak ne güzel. Şey anlattım. Ne güzel. Gidişi, baban gelişi. Filozofmuş, tır şoförü falan olsun. Sıfatını geç. Baban tatlısı. Filozofmuş yani. Allah baban bir çocuğa verilecek her şeyi o kadar güzel deneylerle aktarmış ki hangi işi yaptığını ben onun için sormadım. Yani veya o hikayeyi evet. Yani sen söylediğin için söyledim. Biliyordum zaten de. Dert meslekler falan değil, sıfatlar değil. Sizin söylediğiniz kelimelerin arkasındaki meslekler önemli. Siz bir laf edebiliyor musunuz? İşte o zaman ister, yani şimdi meslek saymayayım. Ekonomisi en düşük olan meslek bile olsa, eğer sözünüz doğruysa, siz bence profesörsünüz, filozofsunuz yani. Kıymet orada, kıymet lafta, kıymet çok doğru. Şeyde değil yani, kartvizitte değil yani. İşte o yaşanmışlıkta galiba. Tabii ki. Yaşarken öğretmek en güzeli yani. Yani. Keşke hep böyle yapabilsek. Yani. Sonra? Sonra o sofrayı kurdum, yedi bir güzel. Sonra dedi ki, oğlum dedi, sen dedi bunu yapıyorsun ha dedi. Yani eline sağlık, vallahi güzel olmuş dedi falan. Hiç annenin yokluğunu aratmıyor. Ama o süreçten de böyle hep... Yani bulaşık yıkıyorum oğlum bir yardım etli bir iletişim vardı annemle aramızda zaten. Mutfağı tanıyordun yani. Tanıyordum az çok evet yani hani profesyonel değildim ama annemin mutfağını tanıyordum ne nerede biliyordum. Tabii. Öyle eline sağlık dedi benim bir hoşuma gitti babamdan. Çünkü hani bir tiyatro denemişim bir gönlü yok. Hani bir dans ediyorum ulan zirzok mu olacaksın kafası hani. Bu evet. Yani geçmişte var ya bu kültürde. Tabii ki. Bu benim aşırı gururumu okşadı. Dedim ki yani demek ki babanın annenin babanın da sana destek olabileceği bir şey yapabiliyormuşum. Paramı kazanabiliyorum. Baktığınızda seviyorum. Sabah 5.30'da gidip gece 11'e kadar çalışmak çok büyük bir keyif. Sevmesen tüfiye. Hayatta yapılmaz. Mümkünatı değil ama o kadar güzel vakit geçiriyorum ki orada dedim ki ben bunu meslek olarak yapayım. Bir zirzopluk yapıp babamdan gizli gizli, ben bir göz önünde olacağım ya illa bir yerde. O zaman TV8 daha Acun Bey yeni almıştı. Ver fırına'ya başvurdum. Yarışma. Hmm. İnternette böyle şeyler, backstage'leri dönüyordu. Gece yine Ramazan ayı yanlış hatırlamıyorum bu arada. Oturdum ben bildiğiniz formu doldurdum, yazdım. İki gün sonra aradılar. Böyle böyle görüşmeye çağırdı. Babama demedim. Beni görüşmeye çağırdılar diye. Abimle kumbaramı patlattım. Kalktık İstanbul'a geldik. Görüşmeye katıldım. Kaçak yani. Kaçak. Sonra ikinci görüşmeye çağırdılar. İlk oteldeki görüşme geçti. Kanala tekrar görüşmeye çağırdılar. Dayımı aradım. Hala babamın haberi yok. Hani dayı böyle böyle bir şey var gider miyiz? Gideriz oğlum. Dayımla gittik. Annem var bu arada yanımda. Hani bir şey olsa destek, tabii. Tampon hazır. En azından. Ama hani babama bir tık daha. Bunlar çünkü hep uzaktı bu, sevmiyor o tarafı. Hani ne yapacaksın oralarda? Çok büyük, seni yutarlar kafasında yani. Güvensiz alanlar tabii, tabii, doğru. Daha böyle yerel yerde büyümüşüz falan. Bir çılgınlık programa katıldık. Ben çok iyi bilirim, Gizem yapımcımız oydu o zaman. Gizem'in babam arayıp biz oğlumuzu Facebook'tan keşfettik dediğini bilirim yani. Hani o, matematik olaralardı hani babama bunu böyle anlatıyoruz basite indirgeyip. Sonra iş ciddiye bindi. Yarışmaya gittim. Arda Türkmen'le orada tanıştım. Yani en o celebrity şef dediğim ya da sektör var dediğim, tanıştığım yer orasıydı. Sonra dedim ki ya gerçekten bu iş gidiyor. YGS'den de çok iyi bir puan almıştım. Okan Üniversitesi seçmemi önerdi şey. Arda Bey. Gittim tercih ettim. Üniversiteye geldim. Üniversitede okudum. Yani bölümü. Bölümü okurken hiç boş kalmadım. Marmaris Büfe'de garsonluk yapıyordum düşün ilk senesi falan. 492 puan almış, yerleşmiş, işte oralarda şey yapıyor falan. Hiç umurumda olmadı. Hani gibi bir süreçti yani. Hep çalıştım süreç boyunca. Sonra tatlı 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 devam etti. Dedim ki ben yapıyorum Tahsin ben bu işi. Biraz da bunu yaptığımı da ülke görsün. İstedim. Bir çılgınlık top master chef oldu. Yani bilmiyorum çok uzun mu anlattım gayet vaktimiz var acele etme sıkıntı yok yani. Zaten burada Arda'ya da buradan selam olsun. Müthiş bir
O da vizyonu geniş, hayat, dünya vatandaşıdır. Her şeyi böyle inceleyen, araştıran değerli bir şeftir. Çok farklı. Orada da mesela sana böyle bir yol vermesi çok güzel bir şey. Oradan da hani güzel insanlarla da karşılaşmışsın, evet. Mesela bu çok önemli bir şey. Şanslıydım yani. Abi. Yani bu konuda mütevazı olmayan, evet. Evet çalıştım, çabaladım. Yani öyle sokaklarda yatım gibi bir demoralize bir hayatım yok. Ama doğru yerde doğru insan karşıma çıktı. Ama o sınava girmek için, o yarışmaya girmek için de verdiğim mücadele bir cesaret mesela. Evet. O da bir risk. Orada duvara çarpabilirdin. İşte okurken de aslında onu dengelemek için hani sektörde işte Özlem Mekik gibi çok güçlü bir kadın şefle çalıştım ben uzun bir dönem. Ardından Rafet İnce gibi piyasada zor denilen ama yanında gezerken sektörü böyle elinize alabileceğiniz güçlü bir şefle çalıştım ben. Hani o süreçler bana çok şey öğretti. Yani çok lüks bir restoran açma tecrübesi edindim. İşte bir alkollü bir mekan gece işletmesi nasıl olunur gördüm. Ya da işte küçük bir esnaf lokantası nasıl gideri. Hani hep bunları böyle yerinde zaten bu işi yıllardır yapan insanlar yaparken kenardan izleme şansım oldu. Peki bu kadar naif bir insansın sen. Yani naifin pozitif bir manada. Çok teşekkür ederim. Ama bu süreçte çok da böyle bu işte çünkü Mehmet Şef'ten biliyorum. Evet. Hani sert duvarlar var. Var. O süreçte yediğin en büyük fırça neydi? Bir organizasyon için bir WhatsApp grubu kuruyordum. Yani asistanlık yaptığım dönemdi. O gün böyle şeydi yani restoran açılacak. Artık Türkiye'deki bütün o kalbur üstü aşçıların olduğu bir WhatsApp grubu kurulacağını düşünün. Ve o telefon benim elimde. Ve şimdi grubu kurarken şimdi WhatsApp'ta şey vardır ya grubu kurarsınız bildirim bir kez gider açılış duyurusu. Evet. Ama sonra o gruba gelen mesajların pek bir önemi yoktur. Tabii. Ben bunu o yaşta pek idrak edemiyorum. Çünkü hani yoğunluk işlerini aman şöyle böyle ay niye bakmasın ki gruba canım. Ben şimdi bekliyorum ya arkadaş grubundan mesaj gelecek. Evet. Hani nasılsa bakıyorlardır her mesajı algısında. Ben dedim ki hepsini tek seferde sıkıntılı olmasın yarım yarım ekliyorum. Ben ekliyorum numarayı gruba ekliyorum. Ama o ara grupta işte duyuru paylaşılmış davetiye şöyle böyle falan. Her şey paylaşmış. Sonradan eklemeler oldu. Evet. Sonra şef bunu gördü. Böyle naçizane kendine has bir siniri de vardı tabii. Tatlı tatlı böyle güzel bir yükselmişti. Ben o gün çok şok olmuştum mesela. Mesela böyle bir şey yaşadığında o aslında bizim işte de öyledir. Ustalar çırağına böyle bir şey söylediğinde bunu kişisel olarak algılamazsın. Bu mesleki bir şeydir. Mesleki bir hatadır. Sen o zaman nasıl algıladın mesela bunu? Ben onu kişisel algıladım abi. Tabii. Çünkü şey gibi hissettim o an hani salak mısın dese bu kadar koymayacaktı bana anladın mı? O kadar güzel eziyor ki beni orada hani bu böyle yapılır mı bir de anlatıyor diyor ki hani şey neden diyor orada bağırırken tabii söylüyor yani hem bağırıyor ama bir yandan da söylüyor ki bir duyuru gitti bu adamlar yoğun adamlar zaten bu mesajı bir daha kim açacak WhatsApp grubunu görecek bunu bir anda gördü görmedi gitti falan hani aa diyorum doğru ama hani iş işten geçmiş hani ne yapayım yani hani baktığında ama bayağı gözüm doldu ağladığım tek odur herhalde Azariye tabii ki de mutfakta kepçeyle arttan vurmalar, tezgah oturuyorum diye kenara çekmeler. Sen ne yapıyorsun oğlumlar falan filan. Bir jargonu biraz ağırdır mutfağın ama bence güzel. Ya bu hikaye de hep böyle mesela berber çırakta olduğu gibidir bu. Gibi. Ya o hikaye mesela sen şimdi mesela sen de şu anda şef oldun. Evet. Sen de şu anda bir sürü insanla çalışıyorsun. O tavırı buraya taşıdın mı yoksa senin kendine ait başka bir tavrın var mı? Ben abi sen öyle bir insan olamazsın ama ya. Aslında oluyorum. Ben çalışkenci uyuzumdur baktığımda. Yani ikizler burcuyum bu arada. Benim sağım solum tutmaz. Ya, düşünemiyorum seni. Uyuzluktan kazanmıyorum. Höt höt değilim hiçbir zaman. Olma. Kabalık değil ama senin. Ama bir insana böyle bir işi yaptıracaksan yani hatasını da gör. Ben öyle güzel laf sokarım ki insana. Hani o dediğim abi oturur düşünür hani böyle ne dedi bana acaba. Yani o tatlılıktayım aslında. Anladım, ama anladım. Dengeyi kaçırdığım zaman oluyor mudur? İllaki oluyordur. Ama şeydi bir de kişisel olarak abi ben mutlu bir insanım. Mutlu da bir adamım. Hep bu yaşıma da böyle mutlu olduğum işi yapmak istedim. Mutluysam yap. Çünkü bu işin aslında hatası bizim canlı performanslar gibi yani. İşte, bu dönüş hata, yok. Evet yani yok yani. Sizin işte bile yani bir, küçücük bir şeyi değiştirdiğinde bir anda yemeğin tadı değişiyor, hamurun kıvamı değişiyor. Evet. Ya küçücük bir şey yani. Abi çok şeyler şey bile bizde yani. Hani insansa, biz insanların ağzından vücuduna giren bir şeyiz aslında. Biz buyuz yani. Hani evet. İnsanlar bizi alıyor ağzının içine sokuyor. Yani bu baktığında hani komik geliyor ama gerçekten bu böyle. Çok doğru bir tanım. Güvenmesi gerekiyor, tabii. İnanması gerekiyor, yutması gerekiyor. Yani insanla... Sonra bir haz alması gerekiyor. Tabii ki bunun sana dönüşü lazım. Hani bir daha sonra tekrar gelmesi lazım ki sen para kazanasın gibi tabii. Gibi bir sürü süreci var. Ve biz birebir samimi insanla iç içeyiz. Yani o yüzden esnaflığı bana öğreten Hayri abi, artı Kerim abi
Yani bana o kadar iyi bir işi öğretmişler ki. Ben o adamın işte şefler de bize aslında onu öğretiyor. Gözün çırpıyor atıyorum. O çırpma telini koyacağı şeyi senin o an hazırlaman lazım. Hani bu bir ne ileri görüşmüyor diyeyim. Hani ya da o mutfak jargonunu bilmeyle alakalı bir durum ama bunları öğrene 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 işte atıyorum insanlar peçete şimdi tepsilerimiz var. Burger duruyor, patates duruyor, peçete duruyor. Onun santimine kadar peçeteyi buruşturdu nereye koyacağı bile düşünüyorsun. Tabii. Artık beyin öyle çalışmaya başlıyor. Yani hatta yarışmada beni bence diğer yarışmacılardan öne geçiren şey de buydu. Benim analitik zekama ben çok güvenirim. Yani ben düşünmeden hareket etmem abi kolay kolay. Peki şimdi mesela Famburger'de ortaklığım var. Evet. Halil'le burada çalışıyorsun. Şimdi ben sen koskoca Masterchef'te dereceye girmiş adamsın. Ben Famburger'e gelip de diğer burgercilerden farklı ne yiyeceğim ki? Sen ne kattın o hamburgerin içine abi bu veya tavuğun içine? Abi bu aslında çok şey. Bunun iki cevabı var bende. Bir, ticaretin hızlı ve sirkülasyon olduğunda para kazandığını bilirim. Özellikle gıdada. Ve tabii. Fine dining olarak kendime böyle daha ya Tahsin sen bir tabağına 500 lira verecek şef olmadım şu an biliyorum. Hani bir de bunun kendini bilme kısmı var aslında. Hani tabii Tahsin sakin olun farkındayım. Peki öyle mesela yani tabağına 500 lira verecek şefler diye bir sınıf mı var? Sınıf yok ama bir statü olur. Yani bu zamanla oturur. Anladım. Hani artık böyle gerçekten bir yani bir farkınız, bir kaleminiz, bir imzanız vardır. Bir çekersiniz tabağa. Ya der ki bu Tahsin'in tabağı kardeşim. Yani mesela şunu sorayım o zaman. Daha halk diliyle soruyorum. Evet. Mesela Masterchef'te ilk dörde giden çocuklar var işte. Sen varsın, Eren var, Hasan var, bizim Sergen var. Tamam. Evet. Bunlar daha henüz o 500 TL'lik tabağa gelmediler. Ya şöyle yapsak yaparız abi. Ha. Ama yani, mesela Somer yapsa o 500 TL eder. Gibi. Demek istiyorum. Aynı onu klasman bu. Ha. Aynı, kesinlikle bir fark olsun da yani şef. Jüri bizi eleştiren. Evet yani. Kesinlikle bu böyle. Onu Somer şef açsa niye açıyor kimse demez. Ama biz de bir sorgulanırız. Biz çok anladım. Eleştiriliriz. Şimdi bu çok hani şey görüyorum bazen işte 22 yaşında bir sanatçı, ses sanatçısı ama bir ses yarışmasında jüri. Bir sene önce single'ı çıkmış, patlamış evet. Ama jüri üyesi olmuş. Şimdi niye linç yiyorlar abi? Aynı mantık bundan, gibi anladım. Düşün. Hani bazen böyle haddini bilmek çok güzel bir şey. Bravo. Bir sebebi bu. Evet. İkinci sebebi de abi biz fast food'a yeni bir soluk getirdik. Hmm. Yani aslında bizim tatlı böyle siparişi veriyorsunuz. Hani bir yarı self servis gibi. Bir anda bizim komiler işin içine giriyor falan böyle. Hani aslında hala yazdığım müşteriyle iletişimdeyiz. Bunu koparmıyoruz. Çünkü o fast food'lar soğuktur ya. Evet. Hani böyle 3 TL farklı soğan halkası ister misiniz? Hani isterim de bir suratıma bak değil mi? Hani ana hani bizde o yok bize. Bizde kasiye güler yani bize. Hani onun evet. Önüne geçmek amaç. Anladım. Bir de niyetimiz aslında bu tavuklar yapıyoruz. Bunu biz günlük yapıyoruz. Biz nugget kullanacağız algısıyla kıyma kullanmıyoruz. Bizim tavuklarımız günlük gelir, marinasyona yatar, bir iki gün sosta bekler, yumuşacık olur. Göğüs eti kullanıyoruz mesela ama yumuşacık, müşteri onu paneye kaplı yer. Bizim panemiz hiçbir katkı maddesi olmadan elle örtülen bir pane. Yani el yapımı soslarımız, o alışılagelmiş işte... Ketçap mayonez değil yani. Yani guargamlar, sterilasyonlar, işte agar agarlar gibi gıdanın onaylandığı aslında kullanılan ama bence gerekli olmayan, bunu başlayan taze ve sağlıklı günlük yaptığınız zaman bunların önüne geçebileceğiniz şeyler var. Zor mu zor? Üretmesi her gün yeni bir şey üretmek zorundasınız. Ve aynı standartı korumaktadır. Maliyet de öyle. Ama yapınca da daha lezzetli oluyor abi. Kesinlikle çok. Ben tavsiye ederim. Yedim, beğendim. Yani, harbiden soslar da on numara yani. Yumuşak. Tavuğumuzun yani. Ağızlarında eriyeceğine yemin edebilirim. Burgeri yerken o yumuşaklığı, o bütün lezzet bütünlüğünü alabileceklerine yemin edebilirim. Yani çıksınlar, çıksınlar gelsinler. Hiçbir şey... Buranın adı fast food aslında bak. Evet. Hiçbir şey hızlı değil bu malzemeler olarak yani. Evet. Hiçbir şey hızlı olarak yapılmış gibi durmuyor. Patates cipsi bile evet. Sanki evde yapılmış gibi çok enteresan. Baharatını... Neyse, iş programı gibi oldu ama yani bu çok önemli yani. Çünkü Masterchef burger yapıyorsa bir özel bir şey olması lazım. Gerçekten özel bir şey yapmış. Bir de aslında. Abi tek başıma da değilim. En güzel beni güvende hissettiren kesim tabii. Bu. Bizim şimdi Veysel diye bir arkadaşımız var mutfakta. Mutfak sorumlumuz aslında. Süper. Yani... Ben bu kadar işine aşık bir adam çok uzun süredir görmemiştim. Ne güzel ya. Yani ver önüne malzemeyi, de ki bunu yap Veysel. Hani uğraşıyor her dakika, gece 12.30'da arıyor, ki tersin diyor, şunun diyor, kurusunu bulabilir miyiz? Buluruz kardeşim de saati bu bana. Hani bazen, o kadar aşık. Mesela Efe var, hani ortak olduğumuz kişi aynı diyor zamanda. Efe dünya tatlısıdır, sürekli analiz, matematik yani vızır vızır işte bu aldık, bunu aldık, işte şu bir... Plazalarla görüşelim, işi büyütelim, bir sponsorlu bir reklam yapalım, şöyle edelim. Onun piyasası belli. Ramazan Bey var. Zaten anlatmaya gerek yok. Bu arada bahsettiği isimlerin hepsi genç. Beni de en çok mutlu eden bu. Genç kafalar, genç düşünceler. Kaybolmamışlar, vazgeçmemişler hayattan. Bir şey için mücadele ediyorlar. Bir oluşumun içine girmişler. Biri yemek yapıyor, biri satışını yapıyor, biri pazarlamasını yapıyor. Bu müthiş bir şey yani.
Herkes her şeyi yapabilir. Yeter ki düşünün, dersinize çalışın, başarılı olun ve bir yere gelin diye bir kamu spotunu araya sıkıştırdık. Peki sen ne yersin? Ben ne yerim? Evet. Aa, ben var ya, bana 7-24 tavuk döneri versinler, yerim. Allah Allah. Bak yemin olsun, hatta bunu izleyince arkadaşlarım kahkaha atacak. Ama mesela bana geliyorlar, burger söylüyorlar, yiyorum abi, dükkanda çok yemek yiyorum. Ama tavuk döner benim bilmiyorum hayatımda mı, çocukluğumda mı, dönüm noktası bir yere bir vurmuş abi. O cin biberle tavuk döner ayranı böyle ölesiye yerim yani. Sabah gece 2'de yerim, sabah 5'te yerim. Allah Allah. Hiç affetmem yerim yani. Bu benim en büyük zevk alarak yediğim şey tavuk dönerdir. Doğum gününü hediye olarak götürseler de mutluyuz. Hayır, mum diksel üstüne garipsemem ya. O kadar severim tavuk döneri. Allah Allah. Yani böyle yani. Hatta bu arada onun üzerine de çalışıyorum. Değişik. Yapacağım. Onu da bir yeni nesil bir tavuk döner bence olabilir. Ben mesela yani hiç döner yerim ama tavuk döner bana de ki listede 20 tane malzemeden bir tanesi görmem bile. Hiç közde tavuk döner yedin mi abi? Hiç yemedim. Bak odun ateşinde ben tavuk döner yedim. Yıllardır yiyorum ama yedikten sonra bir de onu yiyince dedim bu artık bu şeyin şey Gordon Ramsay gibi hani ilahı olmuşsun hani közde tavuk döner. Allah Allah. Bayağı güzeldi. Onu yerim ama günlük Türk mutfağında beslenirim ben abi. Ben öyle yapıyoruz ama antin kuntin yerim bana. Değil mi? Bak bana bile antin kuntin geliyor. Yani normal hani gastronomi yeni bilen insana sorarlar genelde derler. Ne antin kuntin der yani. Bana bile farklı geliyor, bir zor geliyor ya. Anadolu daha iyi abi. Bence öyle. Doğru. Zaten her şey aslında oradan çıkmış da evet. Buraya gelince biraz daha hızlandırılmış Asimize aslında. Asimize olmalı abi. Peki 6 ay boyunca evet. Çok yoğun bir MasterChef süreci geçirdin. O süreç başladığı andan itibaren yavaş yavaş tanınmalar, sevilmeler. Ama bu arada senin hiçbir şeyden haberin yoktu. Yok. Sevildiğinizi, tanındığınızı biliyordunuz ama böyle bir noktaya geldiğinizi bilmiyordunuz. Hayır. Bu iş bittiğinde, memlekete gittiğinde yani ailene, çevrene, o yakın yani 6 ay önce ayrıldığın çevrene gittiğinde karşılaşman nasıl oldu onlarla? Abi beni bir karşıladılar Kocaeli'nde. Ben bir de pişmaniyeyle kaşık attırdım. O ne demek pişmaniye kaşık attırdın? Bizde şimdi bir tabak söylenecek söz yoksa şef kaşık atar. Hani o kadar iyi. Ben el yapımı pişmaniye yaptım orada. Hani bildiğin çeke ustala yıllarca ustalık isteyen şeyi ben böyle yapacağım. Çünkü ben 100 bölüm Trabzonluyum dedim ya. Hani Kocaeli'de yaşadığımı bir yere sıkıştırmam gerekiyordu. Dedim ki nasıl yaparım? Pişmaniyede böyle bir kez denediğimde mutsuz olmuştum evdeyken. Sonra MasterChef evinde kalırken deneyip orada pişmaniye yaptım yarışmada. Şefler bayıldı, hayran kaldı. Sonra Kocaeli'ne bir gittim abi. Beni bir karşıladılar. Bak hani beni milli gurur haline getirdim. Allah razı olsun hepsinden. Ay ne güzel hani şeyler ya. Hani tutuculuk vardır ya hani bizim gururumuz. O beni yani belediye başkanları kanala koli pişmaniye yolladı. Tebrik mesajları. Bak yemin olsun ben şok oldum. Bir gün önce yayınlandı Ümert Sün kulisteyiz. Başka bir bölüm çekiyoruz halbuki. Koli pişmaniye, teşekkür mektupları, Instagram'da böyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi paylaşmaları. Hani Twitter'dan gelen tweetler falan ben onları hep ekipten duyuyorum bu arada. Halihazır iletişimde değilim ya. Tabii. Sonra Kocaeli'ye gittim. Annemler falan sanki ben askerden dönmüşüm. Elde meşaleler. Ve savaştan dönmüşsün hatta. Bir de benim annemler 9, babamlar 11 kardeş. Yani kapının önünü bir gör var ya abi. Tanımadığım da insanlar da var. Şimdi ben birine iki kere sarıldım. Bana sarıldın daha önce de hiç farkında bile değilim. Hani öyle bir tatlı bir selamlaşma vardı. Ya ben aileye zaten aşırı düşkün bir insanım. Dönünce de bunu birebir samimiyetini görünce çok mutlu olmuştum. Yani dedim ne oluyor Tahsin dedim yani. Sonra mesajları okudum. Uyuyamadım ki ilk gece uykudan. Evden çıktım. Tabii canım. Mesajları bir okumaya başladım. Kimisi 5 ay önce mesaj atmış. Oğlum işte bugün çocuğumun modu düşüktü. Sen çıktın televizyona. Bir yüzü güldü, atladı, zıpladı. Sonra bir şarkı söylemiştim. Çocuğunu horon teperken videosunu atmış. Bir anne evde benim yaptığım yemeği yapmış. Ya bir kadın tarifine bir dokunuş yani eklemiş. Hani bunları gördüğümde ben şok oldum abi. Hani hiç beklemiyordum. Bir dönüş bekliyorum. Hani tatlı bir hayranlık bekliyordum. Hani MasterChef'e çıktın, merhabalar, nasılsın? Okeydim ama insanların ya bakın bunun içine bunu koyun, şu sırayla yapın dediğimde bunu ben 100 bin kişinin kaydedip yapacağını bilmiyordum. Şu an öyle oluyor ya. Bir şey yapacakken 40 kere düşünüyorum. Ben sosyal medyayı yarışmaya gitmeden önce çok daha aktif kullanıyordum. Ben saatlerce konuşurdum sosyal medyada. Laf atardım, kızdırırdım insanları, takılırdım. Falan. Ama şu an ağzından çıkan kelimeye çok daha fazla dikkat ediyorum. Ne güzel. Ona da etmek zorunda gibi hissediyorum. Çünkü 7 yaşında çocuk da var profilimde. Tabii çünkü annesinin telefonundan görüyor. Ama baktığınızda 50 yaşında bir teyze de var. Bana tarif soruyor.
O kadar tatlı ki kalplere dokunmak. Yani bunu aşırı mutluyum yani. Buna diyecek başka hiçbir şey yok. Buraya gelmeden önce kapının önünde bir çift geldi. Bir hanımefendi, bir beyefendi. Edirne'den geldiklerini ve Tahsin'i görmeye geldiklerini söylediler. Ben de ilk defa hani MasterChef hayranlığının birebir canlı görüntüsünü gördüm. Yani müthiş bir şey, müthiş bir şey yani. Abi, umarım diyorum memnun kalırlar. Hani Edirne'den gelmiş, anlatamıyorum. Mesela geçen bir misafir Almanya'dan gelmiş İstanbul'a. Evet. İlla şubeye gelmiş beni görmek için sağ olsun. Hani o kadar yol keşfedilmiş, izlenmiş, bir de günlerce senin iyi yemek yapabildiğine inanmış ya. Evet. İyisini görmek ister insan yani. Hani ben olsam isterim. Derim yani, aa şef olmuşsun orada. Kaşıkla maşıklar havada uçuyor. Ne yapıyorsun? Derim. Tabii. Ve bunun karşılığını görebilmeleri, şuradan mutlu ayrılmaları var ya, yani tadından yenmeyecek bir durum benim için. Bence ayrıldılar, lezzet muhteşem. Peki bir şey soracağım, şimdi birçok kadın hayranım var, yani seni takip eden, yaptığın işe hayran olan insan var. Yani sana aşık olan demiyorum da, çünkü anneler, teyzeler falan da var. Hepsini ellerinden öpüyorum. Mesela kadınlara mutfakta bu birikimin dolayısıyla bir anahtar, bir şey, bir ekstra bir bilgin var mı? Mesela şunu bir deneseler çok süper olur, bir deneseler acayip olur. Ya abi, ben aslında mutfak kültürünü şeyden öğrendim ya, anneden. İlk şefim benim annem. En güzel şefim de, ilk aslında şefim de annem. Yani o yüzden biz sektörde annelerin yaptığı şeyi yapıyoruz zaten. Zamanında almayı, konservelemeyi, şoka atıp günlük ayırmayı, o dolap düzenini. Yani biz aslında annelerin evde yaptığını zaten hali hazır sektörde mutfaklara sokuyoruz. Yeah. Şimdi hani onlara benim diyebileceğim her şey, en iyi yaptığı şeyi yapsınlar. Çünkü mutlular ve ailelerine yemek yapıyorlar. Yani hani mutfakta püf noktası sevgi abi. Yani bunu kim ne derse desin. Yani kendimize sevmeden bile yemek yapıyorken bunu yapmaya devam etsinler. Emin olun biz onlardan çok daha taktik alırız gibi geliyor bana. Bence öyle yani. Çünkü onlar yaşadıkça, deneyip yoruldukça keşfediyorlar aslında. Evet. Yani. Bir de şeyi yapabilirler. Biz böyle hani bence bir tık o şey olmalı. Annemde de var o. Mesela sabit baharatı sabittir annemin. İşte tuz, karabiber, kimyon, bir de nadir hani böyle. 7 türlü baharatı vardır. Her şey 7 türlü baharat yapar. Zaten de çeşit baharat vardı içinde. Ne koyacağım başka? Hani güzel bir 7 türlü yani. Baharat. Hepsini karıştır. Hop bir kaşık ondan atar. Hep bu. Bir tık böyle buradan açılmalılar bence. Hmm. Hani böyle baharat denemeliler. İşte zencefiller, zerdeçallar, işte atıyorum kişnişler. Hani evet. Zaten çoğu evde belki de kullanılıyor falan ama hani muskatlar, kakuleler. Hani... Mesela ben onları bilmiyorum. Mesela ben onları sizin yarışmada duydum. İşte bunlar böyle muskat biraz hayatların içine girse zaten lezzet anca öyle değiştirebiliyorsun abi. Yani bir şekilde tavuğa ne kadar boyut atlatabilirsin ki? Tabii yani. Hani boyut atlatabileceğin. Hani tavuk da bir yere doğru. O yüzden böyle tatlı tatlı baharat dolu bir şey denemekten çekinmesinler. Annenin yaptığı her şey zaten lezzetli olur ya. Arada tabii. Böyle kaktırıversinler. Beğenirseler bir daha yapar. Bir daha yapar. Peki bu MasterChef sürecinde çok zorlanıp böyle tıkanıp, çünkü sen ailene düşkün birisin. 6 ay uzak kalmak ayrı. Orada bambaşka kültürden insanlarla, geçen gün sizin çocuklarla bir yere geldik. Allah'tan hepsi çok güzel çocuklar da, yürekleri güzel de anlaştınız. Kötü olanlar da olabilirdi, şimdi dedikodu yapmak için söylemiyorum da. Yani kötü davranan olabilirdi, negatif davranan olabilirdi. Ne bileyim sana kafayı takmış olabilirdi, senin başarını kıskanan olabilirdi. Ay, bu olmadı. Tür şeyler olmuştur da ben şimdi dedikoduya girmek istemiyorum. Ama o süreçte bir de beraber yaşamak zorundasın onlarla. O süreçte mesela motivasyon kaynağın neydi? Neyle arınıyordun? Neyle karşılık buluyordun yani? Abi ben ya bilmiyorum, başarma, bana bir şey desinler hani, bunu yapamazsın de bana. Bak otur izle sonra, hani ben öyle bir gazla çalışan bir adamım aslında, böyle tatlı tatlı açıkçası. Yani orada o kadar başarmak istiyordum ki, vazgeçme noktasına çok geldim bu arada. Peki başarmak istediğin şey gerçekten MasterChef'lik miydi? Hayır. Yoksa sadece görüneyim, beni tanısınlar, orada, kendimi göstereyim miydi yani? Ya orada başarmak istediğim şey aslında benim lezzetli yemek yapabildiğimi görsünler. Birileri onaylasın istedim. Onaylasınlar ve hani şey olsun istedim çok. Yani aslında bu sonradan fark ettim ama hoşuma giden şeyi orada çok istiyordum. Hani anneler, ya Tahsin bu iyi yemek yapıyor, bak bunu bir evde deneyelim. Hani insanların evine girebilmeyi çok istiyordum. Hmm. Yaptık abi yani, evet, hani yaptın. Tek motivasyonum da buydu galiba. Hani açıkçası annemin, bir de mesela ben babama kendimi çok zor ispatladım ya. Hani babam hep böyle bir müziklik arıyor ya televizyon kısmında. Hayır baba, bak televizyonda da bu iş çok kaliteli yapılabiliyor. Evet. Gösterebilmek için her gün yemek tarifi. Bir de ben yemeğin hikayesine çok aşık bir insanım. Böyle giderdik şehirlere, bize yemek kitapları verirlerdi ve kitaplarda hikaye olurdu. Ben orada mesela nohut kahvesini bir gün yaptım. Şeflerden kız istedim. İşte kız ister gibi dokunulmazlık istedim. Keşke tatlıyı da doğru yapsaydım, almış, alacaktım da.
Nohut kahvesi varmış abi eskiden. Evet. Bu kurutularak, biliyorum, bekletilerek ondan sonra onu değirmenden çekilip Türk kahvesi. Hatta Necip Fazıl Kusakürek Sakarya'da bir Adapazarı'nda bir köye gittiğinde içmiş falan. Evet. Hani bu hikayeler yani duydukça diyorum Türkiye'de var. Ve ben o kadar insanın gözü önündeyim ki ben bunu söylemezsem kim söyleyecek? Kim söyleyecek? Ve bunun için benim ya biçilmez bir kaftandı. Benim orada her gün duyduğum şey herkesin böyle bilebileceği bir şey öğretebilmek ya da bir aktarabilmek adına muazzam. Ben de çok şey öğreniyordum çünkü. Kendimi deniyordum vesaire. Psikoloji olarak çok zorlandım ama. Yani yemek yapma kısmı hatta en kolay kısmıydı diyebilirim yarışmana. Ya çünkü zor abi. Bir, güvenemiyorsunuz. Çünkü askerlik olsa tek bir vatan için savaşan bir sürü asker düşün. Zafer amaç aynı ya. Arkadaş da olursun, düşman da her şey olabilirsin. Ama bizde tek bir kupa var. Ama hepimiz farklı bir yoldan gidiyoruz. Ah, dostluğumuz oturdu. Sergen, Eren, işte atıyorum Hasan, Tunağan. Hani dostluklar tabii ki de yolda düzüldü, yola devam etti. Ama o işte ilk iki ay acaba yanlış anlar mı? Acaba böyle der mi? Birine kimse kimseyi söyler tanımıyor ki birine. De şöyle düşün, güveniyorsun bir hafta aynı takımdasın, ertesi hafta farklı takımdasın. Ya bari şey yaparsa hani zayıf noktanı söyleyemiyorsun gibi gibi. Tabii. Ama sonra dostun baki kaldığını, bu yanın yarışmanın yarışma olduğunu hepimiz öğrenince asıl zaten aa bak biz ticaret de yaparız, aa bak biz bu işi de yaparız da oturmalara konuşmalara başladık sonra. Şeye düştün mü hiç mesela öyle bir ikilemde? Yani önce arkadaşım sonra yarışmacıyım. Önce yarışmacı, sonra arkadaşım noktasına oldum. Düştün mü? Oldum. Yarışmadan çıkana kadar da zaten yarışmacının arkadaş olabileceğini hiç zaman inanmadım. Bunu ama sen de mesela karşımdaki bunu kabul edersen eyvallah da bazısı kabul etmeyip gönül koyma ihtimalleri oluyordur yani. Oydu. Zaten tabii. böyle öğrendik bunu. Şimdi mesela ben Sergen'le çok iyiydi aramız falan. Ben en rahat Sergen'le konuşuyordum ekranda. Çünkü ben şimdi kızdırırım insanı. Benim huyum da var, o bir müziklik var sen ya. Sen taşmayı seviyorsun. Hani şey yapardım işte, ben sana bulaşık yıkatırım, yok sen yıkatırsın. 3-0 alırız bu hafta, yok alamayız falan. Hatta ben gaza gelip Sergen'i karşıma kaptan aldım falan böyle. Hatta kimse de almamıştı Sergen'i, bir tedirginlik mi vardı anlamadım. Karşıma kaptan, yenildik bir de o hafta biz. Hani yok yaparsın, yapamazsın, bulaşık yıkadım falan. Hani yapamazsan ben bütün ekibin bulaşığını yıkayacağım falanlara gitti. Bu beni çok rahatlatıyor. Buna okeyim yarışma boyunca. Güzel bir rekabet. Ben de yanlış anlamam, karşı da yanlış. Ama kimisine mesela bunu, ya sen de yapamadın tatlı takışmasını böyle sanki ben hani senin mesleğini yermişim. Sen böyle beceriksiz şefin tekiymişsin demişim gibi 3 gün üstüne düşünüp naralar atıp Mevlana kitapları okuyup bana yayında cevap veren insanlar oldu orada. Kimse kusura bakmasın da bana, ben bu kadar önemli bir adam değilim. Bana Mevlana'nın kitabını okuyup laf sokmak zorunda değilsin. Hayır, sana yazık. Hayatın bu kadar mı önemsiz senin? Diyorum. Anlayan anladı. Haksız mıyım? Haklıyım. Bilmiyorum ben tabii mevzuları da. Yani şey için söylüyorum hani, bence de öyle. Ben değilim mesela. Ben gidip de bir insana laf sokacağım diye oturup bir kitap okumam. Ne yapayım? Hırsına sağlık. Ne diyeyim yani hani. Öyle demek ki seni biraz yukarıda görmüş ki ben bunu yakalasam böyle yakalarım diye düşünmüş olabilir tabii yani. Yani, şimdi beni de dedikoduya çektim bak şu anda. Ya abi olabilir. Benim de görmez. Bu arada ben de zaten bizi yarışmada daha iyi bir şey yapmaya iten şey oydu. Tabii. Hani şimdi Eren bir geliyor, bir tabak yapıyor. Diyorum ki ulan ne yapıyorsun sen diyorum. Daha 8. haftadayız. Daha 5 ay var bu yarışmanın bitmesine. Hani bir yavaş. Sonra o koydu, ben koydum. O koydu, ben koydum derken biz en son tüm Türkiye'nin hazır aldığı, ben en son işte tüm Türkiye'nin hazır aldığı güller çukkasını döküyordum ekranda. Hani deli cesareti. Tutmasa gidiyorsun evine. Tuttu yine gittim ama hani olsun. Hani yine zirvede bıraktım işi. Bence zaten o ilk 4 artık zaten ondan sonrası hepsi MasterChef bence yani. O abi, ilk 4 zaten bence hepsi MasterChef. Ama yani. O iletişim de çok güzeldi. Evet. Evdeydik ya mesela, biz tek bir masanın içinde 4 bilgisayar oturup ders çalışıyorduk işte. Şunu yapalım, bunu yapalım. Mesela Hasan oradan diyordu işte Tahsin bunu yapacağım ama hani o süreci bize bir anlatsana. Bak. Mesela sabah kalkıyorsunuz, akşam da çekim var. O gün nasıl geçiyordu mesela? Abi biz, yani o ders çalışma dediğin, araştırma dediğin, hani o size daha evvelden... Program bizim son ceket giydikten sonra evet, bizim bahsedeyim. Çekim takvimi verildi bize. Tamam. İşte ilk 3, son 3'e kaldıktan sonra. Biz son 3'e kaldık, 4. Sergen olmuş işte. O akşam bize o haftanın full çekim takvimini verdiler ama bir yoğun çekim takvimi. Tam canlı yayın finaline yetişilecek. O arada işte Dominik muhabbeti var falan. Bizi hızlandırmamız gerekiyor. Band kayıtlarını bitirmemiz lazım. Ama istenen işler de baktığında kaderini belirleyecek işler. İşte finale gidiyorsun yani. Onları iyi yaptığından canlı yayındasın gibi bir süreç. Oturup böyle giderdik. Çekimi yapardık. Eve gelirdik. Saat 1. Hani eve geldiğimizi atıyorum. Sabah 4'e 5'e kadar. Ya bu tekniği sen kullan. Bak ben bunu kullanayım. Ama eğer ben elenirsem sen bunu da kullan.
Güzel bir iletişim yani. Vardı. Ben o gün zaten şeyi demiştim yani şu saatten sonra bu yarışmada kaybeden yok abi. Bravo. Dedim. Hani bunu dedim ama bunu bana dedirttiren tek ben değildim. Hepimizdik. Yani evet, bu yani, bence çok önemli bir şeydi. Bence o da sevgili Acun'un da başarısı. Yani o üçünün yarışmadan çıkıp aynı evde beraber yaşamalarını sağlamak da çok başka bir etken yani. Zaten aradaki, bence insan el lezzeti önemli bir şey ama kalbin lezzeti de çok önemli. Oo güzel lan. Yani o kalbin kötü bir tat veriyorsa o zamanla meydana çıkar ve işte yol seni de oraya doğru iter. Biz lezzetli kalpli olan insanlardık galiba. Evet. Bizim elimizin lezzeti gibi kalbimizin lezzeti değildi. Öyle de devam et diyor. Bence. Öyle de devam eder inşallah. İnşallah. Peki bundan sonra hayallerin var mı? Abi var. Ben bu kadar yani teyzelerle bu kadar iletişimdeyken ablalarla ben televizyondan bir adım daha atacak gibi duruyorum şu an. Hani güzel, tatlı bir sürpriz olacak gibi. Hani bir onun üzerine konuşuyorum, ediyorum, araştırıyoruz. Umarım da olur, güzel olur. Olur yani tatlı tabii. Bir projeyle insanların evine tekrar misafir olma gibi bir niyetim var. Süper. Bu dükkanın matematiğini kurduğumuz için şu an büyütüp şehirlere yayılma gibi bir planımız var. Ardından baktığında sosyal medyada yine hiçbir şey ödemeden bir tıkla girip de insanların benim hayatıma dokunabileceği bir alan yaratma gibi bir niyetim var. Yani aslında ben Tahsin olduğumu anlatmaya devam edeceğim. Mutlu olmaya devam edeceğim. Bundan sonra da böyle hani daha Tahsin var burada deyip bakmak isteyen bakacak. Yolumda karşıma çıkanlar başımın üstünde yeri var. Yani böyle bir süreç bekliyor. Mutluyum yani. Keyifli bir güzel gün olacak benim senin için. Senin yüreğinin lezzeti var olduğu sürece yaptığın her işe de çok teşekkür o lezzeti ederim. Taşırsın yavrucuğum. Şimdi efendim bu bizim. Bunu artık kendi romantik dünyanda mı kullanırsın yoksa annene hediye olarak mı götürürsün sevgili Didem Sevinç atölyenin mumu efendim bu. Çok tatlı. Bu da tamamen senin tavuklar gibi elle yapılmıştır. Çok özeldir. Mükemmel kokuyor. Ondan sonracıma Didem kardeşimize teşekkür ediyoruz. Bu da benim yazdığım Farkıma Takılanlar kitabımız. Umarım bugün sizin farkınıza takılmışızdır o zaman. Ya bizim seve okuyacağız. Yani benim farkıma değil de ben de aslında hikaye, ben kendi farkıma takılanları anlattım. Bu programda da senin hayatında farkına takılanları anlattırmaya çalışıyorum aslında. Ne kadar çok insan hikayesi öğrenirsek, izlersek o kadar çok kendi hayatımıza farklılıklar katabiliriz. Farklı görüşteki insanlara saygı duymayı öğrenebiliriz. Bu süreç de bizi dünya vatandaşı yapar. Benim derdim de o. Taraflara ayrılmadan, birbirimizi severek, yüreği lezzetli. Bugün öğrendiğim kelime bence çok güzel bir cümle. Bak mesela kardeşimden bir şey öğrendim. Bununla çok büyük mutluluk duyuyorum. Bu çok güzel bir şey işte. Çok sağ olun. Ben ön yargıyla bakmadığım için senden bunu öğreniyorum işte. Anladın mı demesi? İşte bunu... Ve bu, sen benden kaç yaş küçüksün ama senin bana bir şey öğretebilme ihtimalin müthiş bir şey. Onun için açın abi kendinizi, açın. İnsanlara karşı ön yargılı bakmayın. Belki bir şey öğrenirsiniz yani. Yani bir kelimenin ne kadar hatırı olduğunu size şimdi atasözlerle anlatayım. Gene ben konuşmaya başladım. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Çok keyifli bir sohbet oldu bizim için. Ben bir gençlere bir tek şey çok söyleyeyim. Çok sevinirim. Bu hayatta bir şeyleri başarmak sadece sen başardın denildiği zaman olmuyor. Bunu önce kendilerine inandırmaya başlasınlar ve bir adım atsınlar. Adım atmaktan da hiçbir zaman korkmasınlar. Ben ilk İstanbul'da evimi tuttuğumda kalacak yerim olmasına rağmen evimde mutfak tezgahın üstünde yatmıştım. Benim evim bana ait diye. Bu mutluluğu o kalebodur tezgahın üstünde yatmak, aslında gidecek bir sürü arkadaşım var, yatak var, hali hazır sıcak ev var ama değil. Ben ilk evimi tuttum ve İstanbul'da kalıyorum. Adımımı ayağımı bastım dediğim için orada çok huzurlu bir uyku uyumuştum. Hiçbir tat, hiçbir uyku o lezzeti vermez bana. Onu bir gün umarım hepsi yaşar ve kendi başardığı adımda da böyle dümdüz ilerlerler. Hani kendilerine bunu ispatlasınlar çünkü ilerledikçe, yaş aldıkça şey diyecekler, iyi ki yapmışım diyecekler. Umarım da öyle de bir yol olur kendisi için. İşte onu yaptığın için de bugün bence ya, her şeyin farkındasın. Işte. Galiba. Çok mutluyum o yüzden. Vallahi çok keyifli bir sohbetti abi. Evet ben yani abi diyorum çünkü abi gerçekten abim nasıl ararım mutlaka ben. Ben insan yakası kolay kolay bırakmam. Senin, akıl danışmaya her şeye yüreğin sağ olsun. Varım çok mutlu olurum ararsan da yani. Çok teşekkür ederim. Biz sonra muhabbete devam ederiz bir program yapayım. Aynen. Mekanın sahibine geldiğin sonuna geldik efendim. Bir başka mekanın sahibine geldik de bir başka güzel insanla, bir başka yüreği lezzetli insanla buluşmanız dileğiyle müsaadenizle efendim. Holimax'in sunduğu Mekanın Sahibine Geldik sona erdi. Tatilde Mek Holimax.